Bugün cephe gerisine sızan birliğimiz Uzunbey köyünde de canlılık görmüş. Belki de önemli bir ikmal merkezidir. Oraya da baskın verelim. Burada dura dura küflendik yahu. Yarın akşam yola çıkarız. Ağırlıklarla telsiz şimdilik burada kalsın. Vurup döneriz. Komutayı sen al Baki. Çabuk. Geç kalmayın. Hareket edin. Yoksa baskın baskın olmaktan çıkacak. Hadi. Peki. Su ver. Vay anam. Bu sıtma ne menem hastalıkmış be. Komutanım, Anadolu'da pehlivan çok ama baş pehlivan bu sıtmadır. Ondan sonra yoksulluk gelir. Sonra mütegalibe, sonra mültezim, sonra eşke. Komutan rahat bırak. Sordu da anlatıyordu. Aki Bey, ne yaptınız? Biraz geç kaldık ama. Aldırma. Sen taarruzu şiddetlendir. Emredersiniz. Komutanım, acil haber. Hay Allah, çok acele sol kanada yetişmemizi emrediyorlar. Karargah düşmek üzere efendim. Verdiğimiz zarar yeter. Sol kanat müşkül durumda olmasa buraya kadar adam koşturmazlardı. Taarruzu durdurun, geri dönüyoruz. Dökmeden getir yoksa şaplığa yersin. Hiç döker miyim? Başka kahve yok. Ne? Ne diyorsun? Ne oldu? Ne bağırıyorsun? Komutanım, Uzunbey'de esir aldığımız Yunanlılardan biri de bu. Adı Galani. General Papulas'ın şoförüymüş. Yani? Evet, hepsi oradaymış. Şeytan alsın bu telsizi. Ulan vicdansız. Bir gün olsun arıza yapamaz mıydın ha? Kaçırılacak fırsat mıydı bu? O telsizci teğmene söyleyin bir daha karşıma çıkmasın. O namussuz hurda telsize çiçek gibi bakmanın alemi var mıydı? O telsiz çalışmasa cephe emrini alamayacaktık. Şimdi burada ne güzel Papulas'la kahve içiyor olacaktık. Kahvemiz bitti komutan. Yıkıl karşımdan.